Merhaba sevgili öğrenciler. Birinci yazılı kampında 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılıya hazırlık videomuzla beraberiz. Biliyorsunuz yazılılarımız başladı ve 9. sınıf olarak bugün 25 Ekim Pazartesi günü sizlerle din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için yazılıya hazırlık provamız var. Takvimimizi de sizlerle paylaşıyorum. Tarihleri kaçırmayı unutmuyoruz. Evet, o zaman başlayalım. Ne dedik? 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık videomuzda beraberiz. O zaman başlayalım. Evet sevgili öğrenciler, dersimize başlıyoruz. Öncelikle bilmeniz gereken bazı önemli notları sizlere aktaracağım. Burada ünitemizle ilgili ipuçları paylaşacağım sizlere. Biliyorsunuz ki ilk ünitemizin adı bilgi ve inançtı. Bu ünitemizde sizlerle beraber İslam'da bilgi kaynaklarını gördük. Çeşitli bilgi türlerini gördük. İslam'da bilgi kaynaklarına geçmeden önce bilginin tanımını yapmıştık. Bilgi ne demekti? Araştırma, deney, gözlem yoluyla herhangi bir çaba sonucu elde edilen ürüne bilgi diyorduk. Ardından bilgi türlerimiz vardı. Gündelik bilgi, dini bilgi, sanat bilgisi ve teknik bilgi, bilimsel bilgi ve son olarak felsefi bilgiden bahsetmiştik. İslam düşüncesinde bilgi ise en genel anlamıyla kadim bilgi ve hadis bilgi olarak ifade edilirdi. Kadim bilgi Allah-u Teala'nın zatı ile birlikte bulunan bir bilgiydi. Nitelik hem de içerik olarak da insan bilgisinden farklıydı. Geçmiş ve geleceği kuşatması açısından da kadim bilgi sınırsızdı sevgili öğrenciler. Kadim bilgi aynı zamanda tüm zamanları kapsıyor. İnsan bilgisi dediğimiz hadis bilgi ise sınırlıdır. Sadece bir zamana aittir ve aynı zamanda sonludur sevgili öğrenciler. Halbuki Allah-u Teala yok olanı da yani sonsuz olanı da bilir ve onun bilgisinde yani kadim bilgide hiçbir eksiklik söz konusu değildir. Yüce Allah ne dedik? Ezeli ilmiyle bütün var olanları ve olacak olanları da bilir ve bizler gibi bilmek için bir araca ihtiyaç duymaz. Sonradan olma anlamına gelen hadis bilgi ise sevgili öğrenciler, İnsan başta olmak üzere yaratılmış olanların bilgisine denir. Kadim, Allah'a ait olan bilgi. Hadis bilgi ise insan diye not alalım. Yani sonradan olma, hadiseden aklınıza gelebilir. Hadise olay değil mi? Yani sonradan gerçekleşen bir olay. İnsana ait bilgiye de sonradan yaratılmış varlıkların bilgisi anlamına gelen hadis bilgi diyoruz. Ardından Allah-u Teala'nın El-Alim ismini gördük. El-Alim ne demekti? Bütün ilimlere sahip olan Allah'ın Esma-i Hüsna'sından biriydi. Esma-i Hüsna ne demekti? Onu da aktaralım. Allah'ın en güzel isimleriydi. İlmi sonsuz olan anlamına geliyor. El-Alim. Ardından ilimden bahsetmiştik sevgili öğrenciler. Allah'ın sıfatıydı. İlim Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi önceden bilmesine deniliyordu. İlim İslam'a göre aynı zamanda marifet kavramıyla da ifade ediliyordu. Bundan da bahsetmiştik. Ne demekti? Derin kavrayış anlamına geliyordu. Ardından İslam'da bilgi kaynaklarından bahsettik. Bunların birincisi selim akıldı. İkincisi ise sadık haber. Üçüncüsü de salim duyulardı sevgili öğrenciler. Selim akıl doğruyu yanlıştan ayırt edebilen, kendisinde herhangi bir eksik ve kusur bulunmayan, ortamdan etkilenmeyen akla deniliyordu. Yaratılıştaki temizliği koruyan akla deniliyordu. İslam alimleri insanın ibadetle mükellef kılınabilmesi için selim akla sahip olmasının gerekli olduğunu söylemişlerdi. Yani insanın ibadetle mükellef, yükümlü, sorumlu tutulabilmesi için selim bir akla sahip olması gerekiyordu. İslam dininde akıl dediğimizde aslında ifade edilen neydi? Selim akıldı sevgili öğrenciler. Sağlam, doğru hüküm ve kararlarda doğruyu yanlıştan ayırt eden, iyi kötüden ayırma yetisi anlamına geliyordu. Sadık haber ise sevgili öğrenciler, haber bildiğimiz doğru yanlış olma ihtimali olan bilgiydi. Ancak sadık dediğimizde doğru haber anlamını taşıyor. Doğru haber de ne demekti? Kendisinde herhangi bir yanlış bulunmayan doğru haber demekti. Doğru söz anlamına da geliyor aynı zamanda. Doğru haber de ikiye ayrılıyordu. Bunlar nelerdi sevgili öğrenciler? Mütevatir haber vardı. Mütevatir diye not alalım. Ne demekti mütevatir? Yalan üzere birleşmesi imkansız topluluğun aktardığı
habere deniliyordu. Bir de vahiy vardı değil mi? Vahiy ne demekti? Allah'ın peygamberlerine iletmiş olduğu ilahi mesajlar, emir ve yasakları içeren ilahi mesajlar demekti. İşte vahiy en önemli, bu bilgi kaynakları içerisinde en önemli bilgi kaynağıydı. Bunu unutmuyoruz. En sağlam, en güveniliri vahiydi. Sadık haber ikiye ayrılıyor dedik. Mütevatir haber ve vahiy. Mütevatir haber dediğimizde ne demiştik? Yalan üzere birleşmesi, aklen mümkün olmayan topluluğun aktardığı haber. Aynı zamanda sünnetler, hadisler, bunlar da mütevatir haber kapsamında değerlendirilir. Ve Kur'an-ı Kerim değil mi bizlere mütevatir haber yoluyla iletilmiştir. Yani topluluktan topluluğa iletilmiş bir haberdi. Devam edelim. Ardından salim duyulardan bahsettik. Salim duyular ise yine ortamdan etkilenmeyen herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş, işitme, duyma, işitme, görme, koku alma, tatma veya dokunma duyularına deniliyordu. Bir bilginin doğru kabul edilebilmesi için, duyularla elde edilen bilginin özellikle doğru kabul edilebilmesi için bunların sağlam yani salim olması gerekli sevgili öğrenciler. Salim duyular, sağlam duyular anlamına geliyordu. İşte bu üç kaynaktan elde edilen bilgiler İslam dininde doğru bilgi olarak kabul edilir. Ardından bilginin kullanımından bahsettik. İslam dininde özellikle bilgiye çok önem verildiğinden bahsetmiştik. Ve faydalı ilim özellikle üzerinde çok duruyordu Peygamber Efendimiz. İnsanın faydalı bilgilerle, faydalı ilimlerle ilgilenmesi gerektiğinden konuşmuştuk. Yanlış bilgi kaynakları konusunda da insanı uyardığından bahsetmiştik. Mesela rüya ya da işte büyü veya ilham, keşif, sezgi bunlar özneldi. İslam dininde rüya, büyü, keşif, ilham bunlar doğru bilgi kaynağı olarak kabul edilmez sevgili öğrenciler. Bunlardan gelen bilgiler çünkü nedir? Özneldir. Bilgiyi sevmekten bahsettik. İslam dini bilgiye çok önem veriyor demiştik. Bunun önemi olarak bunun örneği olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleştikten sonra bir Mescid-i Nebi inşa etmişti. Mescid-i Nebi'yi aynı zamanda bir eğitim yeri olarak da kullanmıştı. Yine Bedir Savaşı'nda esir alınanlardan okuma yazma bilenleri 10 Müslümana okuma yazma öğretmenleri karşılığında ne yapmıştı? Serbest bırakmıştı Peygamber Efendimiz. İşte bu uygulamaları hem Kur'an'ın hem açıklayıcısı hem de bizzat uygulayıcısı olan Peygamber Efendimiz'in bilgiye, öğrenme ve ilme verdiği önemi gösteriyordu. Doğru bilginin aşamalarından bahsedeceğiz şimdi sizlere sevgili öğrenciler. Doğru bilginin aşamaları aynel yakın, hakkal yakın şeklinde ve ilmel yakın şeklindeydi. İlmel yakın şeklinde ifade edilen bir bilgi bilmeye dayalıydı. Nereye not alalım? Şuraya alalım. İlmel yakın. Bilmeye dayalı. Bilgi bilmeye dayalı diyelim. Bilgi doğru bilginin aşaması. Aynel yakın ise aynel yakın duyu organlarıyla elde edilen bilgi türü, bilgi kesinlik aşaması. Hakkal yakın ise tecrübeye dayalı. Yani bizzat kendimizin elde ettiği bilgiye hakkal yakın derecesinde bilgi diyoruz. Yani çok kesin aşamada yani kesin bir bilgi olarak bakılıyor. En kuvvetlisi hakkal yakındır. Sonrasında aynel yakına geçer ve sonrasında en zayıfı ilmel yakındır. Yani duymaya veya bilmeye dayalı bilgi olarak da ifade edilebilir. Ve son olarak bilgi ahlakından bahsetmiştik. Bilginin önemi kadar onun ona sahip çıkmak, onu korumak da önemli demiştik. Günümüzde çıkan teknolojik aletlerden, bu imkanlardan bilgiye ulaşmak, muhafaza etmek kolaylaşmışken büyük bir bilgi kirliliği de yaşanıyor demiştik. Bu yüzden farklı kaynaklardan, farklı amaçlarla gelen bilgilerin doğru olup olmadığını konusunda da bir yeteneğe sahip olmamız gerekiyordu. Bu bilgileri zihnimizde süzgeçten geçirmemiz gerekiyordu. Bilginin doğru kullanımı da oldukça önemliydi. Bilgi ahlakının oluşması bu şekilde gerçekleşiyordu. Evet, bu kadar üzerinde durduk çünkü İslam dini bilgiye çok önem veriyor. Aynı zamanda bilgi
Ruhun gıdasıdır sevgili öğrenciler. İyi bir bilgi ruh ve akıl sağlığı için de çok gereklidir, önemlidir. İşte bizler de burada sizlere iyi bilgiler, kaliteli bilgiler, sağlam bilgiler ulaştırmak için buradayız. Kötü ve kalitesiz bilginin hiçbir faydası yoktur. Aksine zararı vardır. Bunu unutmamamız gerekiyordu. İslam dini Allah, varlıklar, ahiret ve insanın yaratılış amacı konusunda insanın doğru kaynaklardan doğru bilgiler edinmesini istiyor ve ona doğru bilginin hangi kaynaklardan elde edileceğini de gösteriyordu. Yanlış bilgiye götüren hususlarda bizleri uyarıyor İslam dini. Bilgiyi sevmemizi istiyor. Doğru, faydalı bilgiler elde etmemizi istiyordu ve bunların ahlaki bir temelde oturtulmasını istiyordu. Evet, ardından İslam inancında imanın mahiyeti konusuna gelmiştik. Burada inanç ne demek, ondan bahsetmek istiyorum. Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma. Bağlı bulunma diyebiliriz. Bağlı bulunma şeklinde not alalım. Ardından İslam ne demekti? İtaat demekti. Şuraya da itaat diye not alalım. İtaat etmek, boyun eğmek anlamına geliyordu. Genel anlamı ve özel anlamı vardı. Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlere gönderilen dinin adı İslam demiştik. Özel anlamda ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilen son dinin, hak dinin adıydı. Kıyamete kadar geçerli olacak dinin adıydı. İnanç dediğimizde gönülden bağlı bulunma, Allah'a ya da bir dine inanma, iman anlamına da geliyordu. Bir öğreti, görüş anlamına da geliyordu. İslam dininde inanç ve iman kavramları birlikte kullanılıyor. Ancak iman dediğimizde gönülden bağlanılan, sağlam olarak inanılan şeyler anlamına gelen akide kavramını da görüyoruz sevgili öğrenciler. Akide inanılması zorunlu ilkeler diyebiliriz. İnanılması zorunlu ilkeler, yani dinin temel kural ve hükümleri akide demekti. Bunun akaid çoğalığı da akaiddi sevgili öğrenciler. Evet, ardından iman esaslarından bahsetmiştik ama önce imanın tanımını yapalım. İman ne demekti? Kişinin Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü, bunlardan başka inanılması gereken şeyleri kalp ile tasdik etmesine İman diyoruz sevgili öğrenciler. Kalp ile tasdik edip diliyle söylemesi, uzuvlarıyla da amel etmesi şeklinde İslam alimleri daha geniş bir tanım yapmışlar. İslam inancının temelinde ne vardır sevgili öğrenciler? Tevhid var tabii ki. Tevhid esasına dayalır. Tevhid ne demekti? Allah'ın var olduğuna, bir olduğuna inanmak, tevhid anlamına geliyordu. İman esasları nelerdi? Allah'ın varlığına inanmak, biline inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, ahiret gününe inanmak, kader ve kazayı, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. İşte bu altı İslam inanç esaslarına inanan kişi, bunu kalbiyle tasdik eden kişi mümin oluyor. İslam'ın tanımını zaten yapmıştık. Ardından iman konusu o kadar detaylı bir konu ki İslam alimleri bir bilgi konusu olarak imanın mahiyetini, önemini çeşitli başlıklar altında ele almışlar dedik. İman tasdik ilişkisi, iman ikrar ilişkisi, iman amel ilişkisi ve iman bilgi ilişkisi şeklinde ele almışlardı. Biz öncelikle iman tasdikten bahsedelim. İman tasdik sevgili öğrenciler, onaylamak anlamına geliyor. Neyi? İman esaslarını kalp ile onaylayan kişi mümin sayılıyor. Yani iman esasları dediğimiz Allah'ın sıfatını, varlığını, birliğini, az önce saymış olduğumuz İslam inanç esaslarını kalpten onaylayan kişiye mümin deniliyor. Tasdik, bir hükmü veya haberi kesin olarak kabul etmek demekti. Hiçbir şüpheye yer vermeden kesin bir şekilde kalbiyle tasdik eden kişi iman etmiş sayılıyor. Kalbin tasdiki imanın değişmeyen temel unsurudur. Çünkü eğer kalp inkar ederse bu durumda dil ile söylemek de imanı geçerli kılmıyordu. Neydi? Kalp önemliydi. Kalp ile onaylamak ne demekti? Tasdik demekti. Ardından ikrar vardı. İkrar ise imanın dil ile ifade etmek. Yani gönülden ve kalpten hissettiğiniz, kabul ettiğiniz esasları dil ile ifade edilmesine iman ikrar deniliyordu. Kalpte neyin olduğunu başkaları bilmediği için imanın dil ile ifade edilmesi ve açığa vurulması gerekiyordu. Bu niçin önemliydi? Diğer insanların bizler için, yani dilimizle ifade ettiğimiz zaman bizler için Müslüman muamelesi ya da Müslüman sıfatı ile anılmak için önemliydi. Dil ile söylemek diyelim. Dil ile söylemek.
Ancak ne demiştik unutmuyoruz. İman kalbin tasdiklemesi, onaylamasıydı. Temel unsuruydu. İkrar ise kalpte bulunan imanın diliyle söylemesi, imanın bir parçası değildi ancak onu dünyevi şartıydı. Sevgili öğrenciler, ardından iman amel konusunu gördük. Amel ne demekti? İradeye dayalı her türlü iş ve davranışa amel deniliyor. Peki iman amelin nasıl bir ilişkisi olabilir? Kalp ile inanılan, tasdik edilen esasların davranışa dönüşmesi. İslam dini de insanın bunu davranışa aktarmasını istiyor. Yani dışa vurulan bir imanın gerçek bir iman, samimi bir inanç olduğunu ifade ediyor. İman bilgi ilişkisinde ise insanları taklidi ve tahkiki iman şeklinde kategorilere ayırıyoruz. Burada da özellikle taklidi iman ne dedik? Taklide dayalı. Ve zayıf bir imandır. Şüpheyle, soruyla karşılaştığında sarsılması mümkündür. Aynı zamanda taassup ve bağnazlığa meyillidir. Taklidi iman bağnazlığa meyillidir. Tahkiki iman ise sağlam, şüpheye yer vermeyen, şüphesiz diyelim. Aynı zamanda sevgili öğrenciler, delil ve araştırma ile desteklenmiş bir imandır. Tahkiki iman. Sonrasında burada iman bilgi ilişkisini konuşurken ne demiştik? İslam dini insanın neye, niçin inandığını araştırmasını istiyor. Öncelikle kendi yaratılışı hakkında, evrenin yaratılışı hakkında ve bütün bunların hepsi hakkında, Allah hakkında, Allah'ın sıfatları hakkında düşünmesini istiyor. Kur'an-ı Kerim'de de sık sık ayetlerde bu vurgulanmıştı. İnsanın imanını taklitten tahkikiye çıkarması ancak bilgiyle mümkün olur ve İslam dini de imanın taklitten tahkikiye çıkarılmasını teşvik ediyordu, istiyordu. Ardından iman ve iman tasdik ve iman ikrar bakımından insanları işlemiştik. Burada müminden bahsetmiştik. Mümin ne demekti? Allah'a, peygambere ve onun tebliğ ettiklerine kalpten inanıp kabul eden kişiye mümin deniliyor. Kafir ise İslam temel esaslarının, az önce saymış olduğumuz İslam temel esaslarından birini veya birkaçını ya da tamamını inkar eden kişiye kafir deniliyor. Allah'ı inkar edene kafir denir. Melekleri inkar edene kafir denir. Ahiret gününü inkar edene kafir denir. İslam inanç esaslarından bir tanesini veya tümünü inkar edene inkar eden anlamına gelen kafir deniliyor. Ve sonrasında münafık kavramını gördük. Münafık ne demekti? İkiyüzlü. Neden ikiyüzlü? Çünkü Allah'ın birliğini, Hazreti Peygamber'in peygamberliğini ve onun Allah'tan getirdiklerini kabul ettiğini diliyle söylüyor. Müslüman gibi yaşadığı halde kalpten inanmayan kişiye münafık deniliyor. İkiyüzlü deniliyor. Diliyle inandığını söyleyip kalbiyle inanmayan. Kalbiyle inanmadığı sürece de, tasdik etmediği sürece de mümin sayılmıyordu. Ve sonrasında müşrik sıfatını gördük. Müşrik kavramını gördük. Müşrik ne demekti? Şirk koşan, yani Allah'ın varlığını inkar etmiyor ama Allah'la birlikte başka tanrıları da kabul ediyor. Onlara da inanıyor. Bu kişiye de şirk koşan anlamına gelen müşrik deniliyor. Şirket ortaklıktan aklınıza gelsin. Şirket bir ortaklıktır. Müşrik de ortak koşmaktır. İslam inancında imanın mahiyeti konusunda bu şekilde işlemiş olduk ve sonrasında Kur'an'dan mesajlar bölümümüzde neyi gördük? İsra suresi 36 ve 36. ayeti ve Mülk suresi 23. ayet gördük. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından insanlığa gönderilen son kitaptır değil mi sevgili öğrenciler? Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye çevrilmiş haline meal diyoruz. Onun daha detaylı bir şekilde açılmış haline, detaylandırılmış haline ise tefsir diyoruz. Burada sevgili öğrenciler, İsra suresinin 36. ayetinde bilgi elde etme yolları ve bilginin getirdiği sorumluluğa değiniliyor. Bu ayette Allah-u Teala ne diyordu? Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalbin bundan sorumludur. Hepsi ondan sorumludur diyor. İsra suresinin 36. ayette insanın bütün bu duyularının ahirette hesaba çekileceğinden bahsediliyor. Neden? Kesin bilgi değilse ve bunların bu bilgi kaynaklarının doğru kullanılmaması ile ilgili olarak ahirette bu duyu organlarımızdan da Allah'ın bizleri sorguya çekeceği ifade ediliyor. İsra suresi bu arada Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi ve Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. İsra
Gece yolculuğu demek sevgili öğrenciler. Şuraya da not alalım. Gece yolculuğu anlamına geliyor ve adını da zaten ilk ayette geçen gece yolculuğu yapmak anlamına gelen esra kelimesinden alınıyor. Evet, İslam dini ne dedik? Doğru kararlar alınıp davranışlarda bulunabilmesi için ne yapıyor? Her hususta bilgiye dayalı hareket edilmesini istiyor. Doğru bilgiyle doğru hareket edilir. Doğru hareket edilmezse bunlardan ahirette hesaba çekileceği anlatılıyor. Mülk suresinin 23. ayetinde de bilgi ve bilgi edinme yollarına değiniyor Allah-u Teala. Bu ayetin meali şu şekildeydi. Resulüm de ki sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren odur. Ne de az şükrediyorsunuz. Burada da duyu organlarının Allah tarafından verilen duyu organları hakkında bunlar bilgi elde etme yoluydu ve bu bilgi kaynaklarına, bilgi elde etme kaynaklarına doğru bir şekilde şükrünü yerine getirmemiz gerektiği ifade ediliyordu. Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlerin için her birinin şükrünü de ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekiyordu. Bunun gereği olarak Allah-u Teala'nın bizlere vermiş olduğu bu nimetleri Allah'ın istediği şekilde kullanmamız gerekiyor. Allah'ın istediği şekilde duyularımızı kullanırsak o zaman aklımızı zararlı işlerde kullanmamış oluyoruz. Faydalı ve güzel işlerde kullanmış oluyoruz. Ve Allah'ın vermiş olduğu nimetlere nankörlük yapmamış oluyoruz. Evet sevgili öğrenciler, bilgi ve inanç konusunu bu şekilde işlemiştik. Devam ediyoruz. İkinci ünitemizde ise din ve İslam konusunu görmüştük. Birinci bölümümüzde din nedir kavramı vardı. Din Türkçe'ye Arapçadan geçmiş bir kavramdı. Kanun, hüküm, ceza, ödüllendirme, saygı, itaat, teslimiyet gibi anlamlara geliyordu. Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi 92 yerde geçiyordu. Ayetler incelendiğinde Kur'an-ı Kerim'in din kelimesinin anlamını farklı şekillerde anlattığını görüyoruz. Burada ceza, mükafat, hüküm, hesap şeklinde kullanıldığını da görüyoruz. Ya da itaat, teslimiyet, hizmet, ibadet anlamında da kullanılmıştır. Din aynı zamanda üstün gelmek, hakimiyet, zorlamak ya da adet, yol, kanun, şeriat şeklinde de kullanılmıştı. Din Yüce Allah tarafından gönderilmiştir sevgili öğrenciler. Yani kaynağı Allah-u Teala'dır. Din kime gönderilmiştir? İnsanlar arasından Allah'ın seçtiği peygamberleri aracılığıyla gönderilmiştir. İnsanlara gönderilmiştir. Dinin temel amacı insanları dünyada ve ahirette mutlu kılmaktır. Yani onların hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlamak için gönderilmişti. Yalnızca ahiret için gönderilmemiştir din. Aynı zamanda dünyada da bizlerin mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamasını ister din. Genel olarak İslam alimlerinin yapmış olduğu bir din tanımı vardı. Din ne demekti? Akıl sahibi insanları, şöyle yazalım. Akıl sahiplerini kendi iradeleriyle, özgür iradeleriyle, Allah'ın insana vermiş olduğu iradeleriyle İyi, güzele yönlendiren, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayan, ilahi kurallar bütünü şeklinde ifade etmişlerdir. İlahi kurallar bütünü din demiştir İslam alimlerim. Ardından sevgili öğrenciler, uluhiyet kavramını gördük. Uluhiyet Allah'a ait bir kavramdır. Ne demektir bu? İbadet edilen varlık, kendisine itaat edilen mabud, ibadet edilen anlamına geliyordu. Ubudiyet ise sevgili öğrenciler, insan için kullanılan bir kavramdır. Bu da kulluk, itaat, ibadet etmek şeklinde kullanılıyordu. Bu da insana ait bir kavramdı. Ubudiyet kulluk demektir aynı zamanda. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi konularımızı, özetlerimizi yaptık. Burada çok güzel, çok önemli bilgiler verdik. Yazılı için sizlere gerekli bilgiler, kapsül bilgiler de diyebiliriz. Gelin şimdi öğrendiklerimizi pekiştirmek için sorular çözelim birlikte. Evet, İslam'a göre bağlayıcılığı olmayan bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisi değildir? Burada İslam'da doğru bilgi kaynaklarından bahsetmiştik sizlerle az önce. Hangileri bu doğru bilgi kaynaklarından değildir diye soruyor. A. Akıl, B. Rüya, C. Vahiy, D. Duyular, E. Peygamber sözleri. Sevgili öğrenciler, akıl, vahiy, duyular ve peygamber sözleri İslam'da doğru bilgi kaynakları olarak kullanılır. Doğru bilgi kaynağı. Şimdi akıl zaten selim akıl dedik. Vahiy
Sadık haberin alt başlığıydı. Peygamber sözleri de yine aynı şekilde mütevatir haber kapsamında değerlendiriliyordu. Duyular da salim duyulardı. Ancak ne dedik? Rüya, keşif, ilham veya büyü. Bunlar doğru bilgi kaynağı olarak kabul edilmez sevgili öğrenciler. Çünkü bunlar öznel bilgilerdir. Evet, rüya doğru bilgi kaynağı değildir. Bağlayıcılığı olmayan bir bilgi kaynağıdır. İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için ibretler vardır. Âl-i İmran suresi 190. ayet. Bu ayetlerde bir akıl, iki vahiy, üç salim duyular gibi bilgi kaynaklarından hangilerine vurgu yapılmaktadır? Sevgili öğrenciler, baktığımızda insanın devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine bakmaz mı ifadesi var. Yani bakmak bir duyu organı ile yapılan bir eylem değil mi? Göklerin yerin yaratılışında dedi, gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için ibretler vardır dedi. Bu da selim akılla atıfta bulunuyor Allah-u Teala. Demek ki akıl ve salim duyular dediğimiz bilgi kaynaklarına vurgu yapmış Allah-u Teala. Bu ayette 1 ve 3 olacak cevabımız. Hemen seçeneklerime bakıyorum. C seçeneğinde görüyorum. 1 ve 3 vurgu yapılan bilgi kaynaklarıdır. Evet sevgili öğrenciler, burada da boşluk doldurma giriyoruz. Ne dedik? Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetler için onları doğru bir şekilde kullanırsak şükrünü yerine getirmiş oluyoruz. Özellikle Mülk suresinde bahsetmiştik bu ayetin karşılığının buna denk geldiğinden bahsetmiştik. Allah'ın vermiş olduğu akıl bizler için bir nimettir. Peki aklın şükrü nedir? Tabii ki düşünmektir sevgili öğrenciler. Aklın şükrü düşünmektir. Vücut Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir nimettir. Vücut nimetinin şükrü nasıl yerine getirilir? Tabii ki oruç ibadetiyle, oruç tutmaktır diyebiliriz. Oruç ibadetiyle bizler Allah'ın vermiş olduğu vücut nimetinin şükrünü yerine getirmiş oluyoruz. Peki servet nimettir dediğimizde bunun şükrünü nasıl eda etmiş oluruz? Nasıl yerine getirmiş oluruz? Tabii ki infaktır. Yani Allah yolunda harcama yapmaktır. Allah yolunda harcama, Allah için diyelim şöyle, Allah için harcama infaktır. Bilgi nimettir. Bilginin şükrü ise sevgili öğrenciler ne demektir? Bunun şükrü nasıl olabilir? Tıpkı bizlerin şu an sizlere yaptığı gibi öğretmektir. Bilginin şükrü de öğretmektir. Vatan nimettir. Şükrü korumaktır sevgili öğrenciler. Bunun şükrünü de bu şekilde yerine getiririz. Evet, doğru yanlışa geçelim. Cümlelerimiz doğruysa başına D, yanlışsa Y yazıyoruz. Mutlaka yazılarımızda öğretmenimiz bunlardan kesin sorar. Şöyle hemen kesin çıkar diyorum. Bunu kenara alalım. Bu sorulardan mutlaka geleceğini düşünüyorum. Tahkiki iman, imanın en üst derecesidir. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğru. Neden? Çünkü araştırma ve delile dayanır. Kendisi sağlam kuvvetli bir imandı. Zanla hareket eden insan doğru bilgiye ulaşamaz. Evet sevgili öğrenciler, bilginin aşamaları vardı. Zan, şüphe, bunlar şek gibi kavramlar, bilginin şüpheli olduğunu, zayıf olduğunu gösterilir. Zan dediğimiz sanıyla hareket eden, yani kesin olmayan bilgiyle hareket eden kişi de tabii ki doğru bir bilgiye ulaşamaz. O zaman doğru diyoruz. Amel ve iman bütünlüğü İslam'ın önem verdiği bir husustur. Evet, ne dedik? İman varsa amel olması gerekiyor. Bunlar birbirinin bir parçasıydı. İslam dini de kalpte bulunan imanın amelde gösterilmesini, yani davranışa aktarılmasını istiyordu. Bilgi ahlakı bilgiyi gizlemeyi gerekli kılar. Hayır, tam tersi, bilgi ahlakı doğru bilginin yayılmasını da önem veriyordu. Bilgiyi öğretmeyi de önemli görüyordu. Rüya, keşif ve ilham herkesi bağlayıcı bir bilgi değildir. Evet, doğru bunlar, çünkü öznel bilgilerdir sevgili öğrenciler. Rüya, keşif ve ilhamı unutmuyoruz. Bunlar kesin doğru bilgi kaynağı değildir. İnsanın nesneler ve olaylar arasında neden sonuç ilişkisini kurmasını, düşünmesini, anlama ve kavramasını, iyiyi
kötüden doğruyu yanlıştan ayırabilmesini sağlayan bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. İlham, B. Hayal, C. Hissi selim, D. Akıl, E. Rüya. Özellikle iyi kötüden ayırt edebilen bir bilgi kaynağı dediğine göre sevgili öğrenciler, tabii ki cevabımız D seçeneği, akıl olacak. İslam düşüncesinin aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynağı olması bakımından diğerlerine göre daha güvenilirdir? Yani daha sağlamdır. Şöyle sağlam diye not alalım. A. Selim akıl, B. vahiy, C. rüya, D. hissi selim, E. ilham. Zaten ilham, rüyayı eliyoruz sevgili öğrenciler. Hissi selim diye de bir şey yoktu. Bunu da eliyoruz. Geriye vahiy ve selim akıl kalıyor. Selim akılla vahiy karşılaştırdığımızda en önemli bilgi kaynağının türlerinden vahiyin, yani Allah'ın mesajları olduğunu söylemiştik. Cevabımız B seçeneği olacak. İslam düşüncesinde bilgi kesinlik açısından neye göre değerlendirilmiş ve buna göre çeşitli kavramlarla ifade edilmiştir? Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi bilginin kesin olduğunu ifade eder? A. Zan, B. Yakin, C. Şek, D. Vehim, E. Vukuf. Sevgili öğrenciler, zan ve şek, vehim, vukuf. Bunların üçü de kesin olmayan, yani zayıf bilgi kaynaklarıdır, bilgi türleridir. Yakin ise kesinlik taşıyan anlamına geliyor. Yani kesin bilgi ifade ediliyor. Bu yüzden hani saymıştık ya, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin diye. Bunlar bilginin kesinlik aşamalarıydı. Cevabımız B seçeneği olacak. İslam düşünce geleneğinde bilgi sınırlı olup olmamasına göre bir sınıflamaya tabi tutulmuştur. Buradaki sınırlılık bilginin bulunduğu varlığın niteliğinden kaynaklanmaktadır. Buna göre Allah'ın bilgisiyle insanın bilgisinin niteliği birbirinden farklılaşmaktadır. Dolayısıyla Müslüman düşünürler sınırlılık ölçütü açısından Allah'ın bilgisiyle insanın bilgisini ayrı kavramlarla karşılamışlardır. Bu parçada sözü edilen kavram çifti aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Sevgili öğrenciler, buradan soru geleceğini, %100 yazılarda sorulacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü özellikle İslam alimlerine göre bilgi iki kategoride değerlendiriliyordu. Allah'ın bilgisi sınırsız ve bütün zamanları kapsardı. Onun bilgisinde artma ve eksilme olmuyordu. Ve insanın bilgisinden bahsetmiştik. İnsanın bilgisinde ne vardı? Sınırlıdır ve aynı zamanda azalma olur ve araca ihtiyaç duyar dedik. İşte Allah'ın bilgisine ne diyorduk? Kadim diyorduk. İnsanın bilgisi ise sonradan yaratılmışların ve insanın bilgisi ise hadis bilgiydi. Bu yüzden cevabımız A seçeneğinde kadim ve hadis birlikte verilmiş. Cevabımız A seçeneği olacak. Diğer seçeneklere de yine bakalım. Yakin, zan zaten bu yakin kesinlik, zan ise şüpheli bilgi ifade ediyor. Diğer seçeneklerimizde değil, cevabımız kadim ve hadis bilgi. Bir adam, ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedi. Resulullah, Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeye ortak koşma, namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet buyurdu. Bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek olabilir? A. İman bilgi ilişkisi, B. İman ikrar ilişkisi, C. İman amel ilişkisi, D. İman ihlas ilişkisi, E. İman tasdik ilişkisi. Burada Peygamber Efendimizin İman etmiş birine verdiği tavsiyelere baktığımızda bunların tümüne hepsi davranışla ilgili değil mi? Yani Allah'a ibadet etmesi, ona hiçbir şeye ortak koşmaması, namaz kılması, zekat vermesi, akrabalık ilişkilerini gözetmesi, bunların hepsi eylem, bir fiille gerçekleştiriyor. Peki davranış ne demekti sevgili öğrenciler? Amel demekti. İman amel ilişkisi tabii ki burada örnektir bu hadis-i şerif. Bu yüzden cevabımız C seçeneği, iman amel ilişkisi olacak. Bir kimsenin mümin olabilmesi için kelime-i şehadeti kalben onaylaması gerekir. Bu cümledeki onaylamak kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Amel etmek, B. iman etmek, C. ikrar etmek, D. inkar etmek, E. tasdik etmek. Onaylamak ne demekti sevgili öğrenciler? İmanın tasdik edilmesiydi. Tabii ki kalp ile tasdik etmek, yani onaylamak demiştik. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacak. İslam inancında imanın mahiyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kalbin tasdik etmesi iman etmenin ilk şartıdır.
Evet doğru, temel unsuru demiştik. B. Tevhid inancı İslam iman esaslarının temelidir. Evet, tevhid esasına dayanır demiştik. İnsan davranışları üzerinde imanın etkisi yoktur. Yanlış. Neden? Çünkü İslam dini özellikle imanın davranışa aktarılmasını ister ve imanın davranış üzerinde etkisi vardır. Düşünmek imanın sağlam olması için gereklidir. Evet, iman bilgi açısından gereklidir demiştik. İmanın tahkiki seviyeye çıkması için gerekliydi. İnsanın neye iman ettiğinin bilinmesi ikrarına bağlıdır. Evet, bu da doğruydu. İman ikrar ilişkisinde işlemiştik. Ancak insanın davranışları üzerinde imanın etkisi olmaması yanlıştır sevgili öğrenciler. Cevabımız C seçeneği. Aklı olmayanın dini de yoktur. Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilmek istenen mesajlardan biridir? A. Dine inanmak insan doğasının gereğidir. B. Akıl insanı diğer varlıklardan ayırır. C. Kişi çevresindekilerin inancından etkilenir. D. Düşünebilme yetisi dini sorumluluğun ön şartıdır. E. İnsan yaratıcısını tanıyacak kabiliyette yaratılmıştır. Burada aklı olmayanın dini de yoktur'dan ifadesi, Peygamber Efendimiz'in burada vurgulamak istediği şey, akıllı yani selim akıllı insanların, selim akla sahip olan insanların ibadetle yükümlü olduğu, sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Demek ki düşünebilme yetisi, doğruyu yanlıştan ayırabilme yetisi dini sorumluluğunda ön şartıdır. Yani akıllı ve irade sahibi olmayan varlıklar ve insanlar dini sorumluluklardan muaftırlar. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Hadiste verilmek istenen mesajımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi din hakkında söylenemez? A. İlahi kurallar bütünüdür. Evet, söylemiştik. B. Fıtri bir ihtiyaçtır. İnsan bir varlığa, yüce bir varlığa, yaratıcı inanmak ister demiştik. Evet. İnsanın maddi ihtiyaçlarını tatmin içindir. Hayır. İnsanın dünya ve ahirette mutluluğunu hedefler. Evet, dinin amacı budur. İnsanın sığınma ve güvenme duygularını karşılar. Evet. Ancak insanın maddi ihtiyaçlarını tatmin için değildir sevgili öğrenciler. Aslında manevi ihtiyaçlarını tatmin için. Cevabımız C seçeneği. Evet, geldik ödüllü sorumuza. Sevgili öğrenciler, dersimizi başından sonuna kadar dinleyenlerin hemen yorum kısmına ödüllü soruyu çok hızlı bir şekilde cevaplandıracağına inanıyorum. İslam'da doğru bilgi kaynakları olarak kabul edilen kaynaklar hangileridir? Hemen yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.